Futbolun şehirlerinde bu hafta Atatürk'ün kenti Yalova'dayız. Yalova dediğimiz zaman akla iki gelen şey var. Birisi Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip şehri burası aslında. Ama bunun yanı sıra %59'u ormanlarla kaplı, yemyeşil bir cennet adeta. Tabii Yalova'da Atatürk'ün bıraktığı eserler çok önemli. Onların başında da yürüyen köşk geliyor. Zaten ekranlarınıza ayrıntılı biçimde getireceğiz. Ama Yalova'ya gelmişken burada ne yapılır, ne yenir, ne içilir, Yalovalılar neler yapar? Bunları programda ekranlarınıza getireceğiz. Tabii ki Yalova Spor. Yalova Spor da buranın önemli bir simgesi. Ne durumdalar, hedefleri neler? Bunları sizler için öğreneceğiz. Dedik ya, Atatürk'ün burada bıraktığı eserler çok fazla. Burası Atatürk'ün kenti ve biz de yürüyen köşkü görmek için sabırsızlanıyoruz. O zaman hiç vakit geçirmeden yürüyen köşkte futbolun şiirleri başlasın. Yalova'da yürüyen köşkteyiz. Buranın gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Şule Önder'le birlikteyiz. Yürüyen köşkün rehberi aynı zamanda. Hoş geldiniz. Bilgileri sizden alacağız burayla ilgili. Peki, olur. Her zaman anlattığım hikayeyi bir seferde sizler için anlatayım. 1929 yılında Atatürk İstanbul'dan Bursa'ya Ertuğrul Yatı'yla giderken çınar ağacını görüyor. Ağaç çok hoşuna gidiyor ve bana ağacın altında küçük bir ev yapın diyor. 22 günde bu evi ağacın hemen altında yapıyorlar. Aradan bir yıl geçiyor, Atatürk köşke tekrar geliyor. Bahçıvanla sohbet ederken bahçıvan paşam diyor ağacın dalı çatıya değiyor. Ben o dalı keseyim. Atatürk olmaz diyor. Hiçbir ev ağacın bir dalına bile değmez. Ne yapalım paşam evi yürütün diyor Atatürk. Kimse ev nasıl yürütülür bilmiyor. Fikri veren kendisi. Tramvay rayları istiyor. Raylar geldiğinde ev en altına temellerine kadar kazılıyor. Altına raylar yerleştiriliyor. Ve ev rayların üzerinde çekilerek 4 metre 80 santim yürütülüyor. Adı bu yüzden yürüyen köşk oluyor. Evet, bu dünyada pek o güne kadar belki örneği olmamış bir uygulama. İlk 1930'da Mustafa Kemal Atatürk yürütmüştür bir evi dal için. Dal için aslında dediğim gibi o yıllarda verilen çevreci bir mesaj. Kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Zaten bu evin yapılış amacı aslında bu ağaç burada olduğu için yapıldı bu ev. Tabii. Çınar ağacı çok hoşuna gittiği için. Çınar ağacı hoşuna gittiği için bu ev yapıldı. Ama o çınar ağacını korumak için de bu ev yürütüldü. Gerçekten muhteşem. Kesinlikle öyle. Paşamın bunu da bir fırsat olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Mesaj vermek için. Ağacın ve doğanın kıymetinin bilinmediği, her yerin ağaç doğa olduğu bir zamanda paşam bir dal için ev yürütüyor. Günümüze mesaj bırakmak için. Ne kadar sıklıkla gelip kalmış burada? 1929-1937 yılları arasında sıkça geldiği bir köşktür. Bir yıla yakın süreyi Atatürk zaten Yalova'da geçirmiştir. Hmm. Yalova'da kendi emriyle yapılmış iki, bir de satın aldığı toplamda üç evinin olduğu, iki de yine kendi parasıyla satın aldığı iki çiftliğinin olduğu bir yerdir Yalova. Çok sevmiş, benim kentimdir demiş. Çünkü doğduğu şehre Selanik'e benzetiyormuş. İsterseniz köşkün içine geçelim. Elbette, buyurunuz, köşkün içini de beraber gezelim. Elbette, elbette. Buyurunuz. Şimdi yürüyen köşkün içerisindeyiz. Biraz da içerisini tanıyacağız. Aslında buraya köşk denmiş ama aslına baktığın zaman çok mütevazı bir ev. Nohut oda bakla sofa. Aynen öyle. Yani Ulu Önder'in aslında ne kadar kişiliğinin mütevazı olduğunu, ne kadar halk adamı olduğunu buraya geldiğimiz zaman anlıyoruz ama köşk denmiş. Köşk denmiş çünkü bu evi yürüttükten sonra Yalova halkı başlamış yürüyen köşk demeye. Herkes bu evden bahsederken yürüyen köşk, yürüyen köşk ve en sonunda adı yürüyen köşk olarak kalmış.
Aslında mütevazı dedik ama o çağa göre de pek çok yenilik var burada. Kesinlikle öyle. Birincisi hikayesi. Bıraktığı mesaj ve aynı zamanda içerisi ultramodern. Aslında bu ev tıpkı paşam gibi. Hem son derece mütevazı hem de bir o kadar modern. Çağdaş. Neler var mesela? Biraz hemen söyleyeyim. Bu evde jeneratör var. Elektrik varmış o yıllarda. Paşam öyle istemiş. Çünkü bir takım yenilikleri, dünyadaki yenilikleri halkına göstermek istiyormuş. Jeneratör olduğu için elektrikli aletler getirtilmiş. Ekmek kızartma makinesi var burada. Su ısıtıcısı var. Elektrikli cezve var. Bunun yanı sıra ev yerden ısıtmalı kalorifer sistemli. Türkiye'nin ilk yerden ısıtmalı evi burası. Çok güzel. Evet. Önünde olduğumuz gramofon ve diğer detaylardan bahsedersek. Tabii. Şimdi öncelikle köşkümüzde birkaç çok özel eşya var. Bunlardan bir tanesi bir fincan. Evet. 1918 yılında Atatürk böbrek rahatsızlığından dolayı Karlovarı'ya gidiyor. Orada kendisine bir fincan ediyor diyorlar. O tek bir fincan. Başka da yok. Bu köşke geldiği zaman paşam kahvesini onunla içiyormuş. Ve gramofonu var malum. Müzik dinlemeyi de seviyor. Bütün güzel şeyleri sevdiği gibi müzik dinlemeyi de seviyor. Burada Suzan Yakar diye bir hanımın plağı var. Hafız Burhan var. Rumeli türküleri var. Bir de klarnet Ramazan Efendi'den çifte tel var. Oo, çok güzel. Evet. Başka evin içinde dikkat çeken şeyler? Tabii. Bizim en kıymetli eşyamız üst katta camlı bir dolap var. Beyaz bir dolap. Onun içerisinde paşamın çeyizi var orada. Zübeyde Hanım'ın kendi elleriyle işlediği sarı bir yorgan var. Onun manevi değeri çok yüksek. Ama onun dışında maddi değeri çok yüksek olan iki de tablomuz var. Biri sulu boya, biri de yağlı boya iki tablomuz var. Bunların da maddi değeri çok yüksek. Evet, zaten buraya geldiğimiz zaman denizin kenarında, muhteşem bir manzarada şöyle bir şey hayal ediyor insan. Paşam oturmuş, denize bakarken şurada terasta, kahvesini, Türk kahvesini çok sevdiği sade Türk kahvesini kesinlikle yudumlarken şekerli. Türkiye'nin geleceğini de şekillendirmeye çalışıyor ve kafasında kim bilir neler geçiyor. Buraya geldiğiniz zaman bunu hissediyorsunuz ve tüyleriniz de diken diken oluyor. Şimdi bu toplantı salonunun üzeri teras. Asıl muhabbet o terasta. Tabii. Tabii kahvesini paşam yudumluyor. Bir de Yalova'nın gün batımı çok meşhurdur. Evet. Gruba doğru kahvesini içtiği de besbelli. Ha, bir de size söylemeyi unuttum. Buradaki toplantı salonundaki camlar kristal. Ses geçirmeme özelliği var. O yıllarda gizlilik için bu camlar kullanılıyormuş. Cumhuriyetin en önemli kararları Yalova'da alınmış. Yani pek evet çok yeniliğe, devrime burada bu köşkte ve Yalova'da imza atmış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Yalova'da yürüyen köşkün iskelesinin de bir ilginç hikayesi var aslında baktığınız zaman. Nedir bu ilginç hikaye? Köşk yürütüldüğü için iskele ilk başta tam köşkün ortasında yer alıyormuş simetrik olarak. Ama köşk yürütüldüğü için şu an iskele bir kenarda kalmış. Tabii baktığınız zaman burada hikayeler çok. Hemen aklıma gelen son bir detayı daha söyleyeyim yürüyen köşkle ilgili. Burada mutfak yok. Aslına bakarsanız Atatürk'ün evlerinin hiçbirinde mutfak yok. Çünkü Ulu Önder yemek kokusundan çok hoşlanmıyormuş. O nedenle evlerine hiçbir zaman mutfak yaptırmamış ya da mutfağı dışarı başka bir binaya yaptırmış. Burada da yürüyen köşkte de mutfak yer almıyor. Yalova'da Kent Müzesi'nin içerisindeyiz. Burası Yalova tarihini anlatan çok önemli bir müze.
tarihin ilk çağlarından itibaren Yalova'nın gelişimini anlatıyorlar aslında. Roma ve Bizans'ın sayfiye yeri olarak biliniyordu ilk başlarda Yalova. Sonrasında Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün şehri olarak da, Atatürk'ün kenti olarak da biliniyor. Ve bu müzeye geldiğiniz zaman Yalova'nın bütün tarihsel gelişimini müze içerisinde görebiliyorsunuz. Burada tabii çok önemli parçalar da var, çok önemli eserler de var. En önemlisi bizim yanımızda duran İstiklal Marşı'nın ilk kayıt edildiği plaklardan biri burada. Hatta ilki bile olabilir. O müzedeki en nadide, en özel parçalardan biri. Ve tabii ki nutuk biliyorsunuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nutku hala bizim önümüze ışık tutan, yolumuza ışık tutan bir eser. Onun da ilk basımlarından biri yine burada yer alıyor. Hatta o nutuğun yazıldığı el yazması, hokka ve mürekkeplerinde bir örneği burada yer alıyor. Müzeye geldiğiniz zaman Atatürk'le ilgili çok şey görebiliyorsunuz. Yürüyen Köşk'ün fotoğrafları, içinde Atatürk'ün de olduğu Yürüyen Köşk fotoğrafları da yine bir müzayede sonunda satın alınmış valilik tarafından ve burada sergileniyor. Yalova'da Kent Müzesi'nin içerisinde önemli bir bölümde Yalova tarihine geçmiş eski futbolcularla ilgili. Yalova'dan yetişip daha sonra İstanbul'da 3 büyüklerde oynamış çok sayıda isim var. Onların en önemlileri de şu an yanımızda aslında baktığımız zaman. Burada görüyorsunuz işte Beşiktaş'ta oynamış Tuğrul Şener, Hidayet Öztekin Galatasaray'da oynamış, Faruk Yiğit de Fenerbahçe'de yakın dönemde izlediğimiz isimlerden biriydi. Ve şimdi onlar yanımızda bu Türk futboluna emek vermiş, Türk futbolunun duayeni olmuş 3 isimle beraberiz. Evet. Ama aslında hepsinin ortak özelliği Yalova'dan yollarının geçip ondan sonra 3 büyüklere gitmeleri. Bilmiyorum, burada biraz kıdem sırasına göre başlayalım. Nasıl oldu bu hikaye? Yalova Spor'da başlayıp sonra Galatasaray'a evet, uzanan bir yol. İkinci amatör küme takımıydı Yalova Spor. 1966-67 senesi herhalde. Biz Tuğrul'la beraber o sezon top oynadık. İstanbul bölgesine gidiyorduk her hafta. Yalova'da bir sahamız yoktu. Oynadığımız bütün maçlarda sadece bir maç hariç berabere kaldık. Galibiyetle namağlup şampiyon olduk. O sezonun sonunda yani birinci amatör kümeye çıktığımız sene ben Galatasaray'dan teklif aldım. Yani ailemi de ikna edebileceğim bir teklifti. Beni özel kolejde yatılı okutacaklarına dair söz de verdiler. O sözle beraber Şişli Koleji'nde kaydımı yaptılar ve Galatasaray'da futbola başladı. Yaş kaçtı? 17 civarı. 17 evet, yaşında. Evet. 17 yaşında önemli bir karar aslında. Evet, Metin Oktay'ın takım arkadaşı olmak nasip oldu. Bir heyecanlanma oldu mu oraya gidince? Ya, çok oldu tabii. Yani takım arkadaşlarımı izliyorum. Gazetelerden gördüğümüz, siyah beyaz televizyonlardan gördüğümüz arkadaşları, takım arkadaşlarımı. Özellikle Metin Oktay'ı tabii. Çift kale maçlarda karşılıklı oynuyorduk. Yani çok iddialıydım ona karşı, boyum ondan uzun, çok seri, süratli futbolcuyum ama yani kalemizde Yasin Özdenak arkadaşım, 3-0 yeniliyoruz, 3 golü de Metin abi atıyor. Yani durdurmak mümkün değil. Durduramıyor muydunuz? Gerçek kral oymuş, evet. Allah rahmet eylesin. Tekrar geleceğim size evet. Ama Tuğrul abiyle devam edelim. O da Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu buradan gidip. Yalova'dan başlatalım macerayı. Yalova'dan başlayıp Beşiktaş'a giden hikayeyi nasıl anlatırsınız? Aynı ben de Hidayet arkadaşım gibi Yalova amatör kümeden başladık. Rahmetli Gündüz Kılıç gelmiş, beni seyretti burada. 10 dakika seyretmiş, sonra hadi dedi gidiyoruz dedi İstanbul'a. O sene Beşiktaş'a gelmişti zaten. Ben de tamam baba dedim, sen aldıktan sonra nereye isterseniz gidelim dedim. Kaç sene oynadınız Beşiktaş'ta? 7 sene. 7 sene ben hatırlıyorum. 71'de gittim, 77'de ayrıldım. Çok da önemli isimlerle beraber oynadınız. Tabii Sanlı abi, rahmetli Yusuf abi. Vedat Okyar. Vedat abi, rahmetli. Sabri abi, kaleci. Metin Oktay'ı sordum Hidayet abiye de. Size de yani benim babam şunu derdi. Yusuf abi diyeceksiniz. Türkiye'de en yetenekli gördüğüm futbolcu, şimdi herkes Sergen diyor ya. Evet. O zamanki onun söylediği şey Yusuf'tu. İki maçını seyret, ondan sonra her maçına gitmek istersin derdi. İstersin. Aynen, öyle. Aynen dediğiniz gibi. Senin karşında al, sana çalım atacağım derdi. Ben yok geçemezsin beni antrenmanlarda. Yok Yusuf abi mümkün değil, geçemezsin derdim. Elle mi diyordu, bir şey yapıyordu, bacak arasından atıyordu, kaçıyordu, gidiyordu yani. Yine Yalova Spor'dan yolu geçip evet. Milli takıma kadar evet.
çıkan bir kariyer var. Şimdi ben Yalova Spor'un profesyonel olduğu dönemde Yalova Spor'da oynamaya başladım. Hatta en son 88-89 sezonunda namalüp şampiyon olduk. Ondan sonra Bolu Spor'a transfer oldum. Bolu Spor'a gittikten sonra ilk milli maçım, ilk maçımda Galatasaray'la İstanbul'da oynuyoruz. İlk maçımda Piontek hoca olmuştu ve milli takıma çağrıldı. Ondan sonra arkası devam etti. Kocaeli Spor, Fenerbahçe. Ondan sonra en son bir Fener'den Diyarbakır kiralık futbolu bitirdim. Peki hatırladığınız bir anı var mı? Hani şimdi Metin Oktay dedik, Yusuf dedik, o dönemin önemli futbolcularını aldık. Evet, Fenerbahçe'de özellikle. Şimdi ben de Sergen'le bir anımı anlatayım. Olur. Faruk dedi, benim dedi arabayı servise bıraktım, evden alsana beni dedi. Evin oraya geldim, arıyorum. Sergen, hadi geldim aşağıdayım alayım diye. Bir baktım başka evden geliyor, sabaha kadar oyun oynamış. Böyle bir bekledim çok, yarım saat falan öyle aldım onu. Ben her zaman takdir ediyorum. Çok değerli bir kardeşimdi ve şu anda geldiği, hak ettiği yere geldi zaten. Şöyle bir baktığımız zaman Yalova'dan yola çıkıp üç büyüklerde oynayan evet, futbolcular, milli takıma yükselmiş futbolcular olarak gerçekten Yalova'nın bir değerisiniz. Sağ olun. Son olarak hepinize kısa kısa şunu soracağım. Yalova bir futbol şehridir diyebilir miyiz? Bizim programın adına da biraz atıfta bulunarak. Evet, ben cevap veriyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir futbol şehridir. Gençlerle onları iyi yerlere getirme amacıyla hizmetimizi devam ettiriyoruz. Biz Turul abiye de sorayım. Güzel aynısı. Örnekleriz, rol modelleriz yani. Yani Yalova hak ettiği yerde değil. Bir bundan 7-8 sene evveline kadar iyiydi. Ondan sonra bazı maddi krizler, şunlar bunlar olunca biraz başı boş kaldı. Bizim yerimiz esasında süper. Potansiyeli var diyorsunuz. Var. Son olarak da aynı şeyi Faruk'a sorayım. Bir de tabii taraftar bazında biraz anlatırsanız nasıl burada maçlara ilgi? Eskiye göre azaldı. Neden azaldı? Bu tabii ki Yalova'daki bazı doğru dürüst yönetilmediği için, insanlara o çağrıda bulunamadıkları için. Çünkü burada gerçekten değerlere verilmiyor. Önemli. İstediği önem verilmiyor. Yalova Spor gerçekten potansiyeli olan bir yer. Alın Yalova'da belki altyapıda her sene 5-10 tane veya 10-15 taneye yakın gençleri bir yerlere yolluyoruz. Doğru. Bolu'da var, Altınordu'da var, İstanbul'da var, Galatasaray'da var. Süper Lig'i kaldırır mı? Şu an için kaldıramaz bu sistemle. Ama eğer ki belli şeyler yerlerinden oynatılırsa Yalova Spor Süper Lig'i hak eder. Yalova'da, Altınova'da, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin ve türbesinin önündeyiz. Aslında burayı anlatmadan Hersekzade Ahmet Paşa kim onu anlatmak lazım. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden 10 yıl sonra 1463'te Bosna Hersek'e yaptığı seferde Hersek'te bir rivayete göre oranın kralının en küçük oğlu taht kavgası yüzünden zor duruma düşünce onu da maiyetine alıp İstanbul'a dönmüş ve sarayda onu yetiştirmeye başlamış. Daha sonrasında 5 yaşında gelmiş saraya. Biraz büyüyünce hem çok zeki olmasından hem de çok güvenilir olmasından dolayı onu sarayda yetiştirmeye karar vermişler ve Ahmet adını almış. Ondan sonra da sarayda yükselmiş ve Fatih'in güvenini kazanmış. Fatih'in ölümünden sonra bu kez 2. Beyazıt onu 2 kez vezirliğe getirmiş ve sonrasında 2. Beyazıt onu evlendirmiş. Kimle evlendirmiş? Yavuz Sultan Selim'in kız kardeşiyle, yani saraya da damat olmuş ve Yavuz Sultan Selim döneminde de yine sarayda çalışmaya devam edip ondan sonrası da çok önemli savaşlarda komutanlık yapmış. Kaptanı deryalık ünvanına yükselmiş. 2 kez sadrazamlık yapmış. Ama Mısır'a yapılan bir seferde, sefer dönüşünde Adana civarında hayatını kaybetmiş. O zaman Osmanlı'da şöyle bir gelenek varmış. Nereye bir külliye yaptırdıysa bir devlet adamı, bir saray erkanı oraya gömülmesi isteniyormuş. Onun da yaptırdığı külliye ve cami burada olduğu için buraya getirmişler ve buraya defnetmişler. Türbesi de hemen yanında yer alıyor. Çok sözüne güvenilir, sarayda itimat edilen kahraman kişilikli Hersekzade Ahmet Paşa o dönemin en önemli devlet adamlarından biriymiş. Müzik.
Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi gerçekten diğer türbelere göre çok farklı. Aslında bu türbenin böyle merdivenle çıkılan yüksek bir noktada olmasının sebebi Anadolu Selçuklu kültüründen gelen bir gelenek. İnsanların saygı için merdivenlerden çıkıp yüksek bir noktadaki türbede dua etmeleri istenmiş. Bu o dönemden kalan bir gelenek. Bir başka rivayete göre de denize çok yakın bir bölgedeyiz. Denize yakın bu bölgede deniz suyunun gelip türbeye zarar vermemesi için de biraz daha yükseğe yapıldığı söyleniyor. İki tane farklı rivayet var türbenin böyle yüksekte olmasıyla ilgili. Ama şurası bir gerçek. Özellikle Osmanlı Devleti'nin altın yıllarında sarayda çok önemli hizmetler yapmış birisi Hersekzade Ahmet Paşa. Çok ilginç bir noktadayız. Yalova'da, Çiftlik Köy'de bir sitenin içerisindeyiz. Ama sitenin içerisinde buradaki en eski yapılardan biri olan Kara Kilise var. Kara Kilise'nin önemi ne? Çiftlik Köy aslında o dönem 12. 13. yüzyıllarda Bizans zenginlerinin yaşadığı ve burada yazlık evlerinin bulunduğu bir bölgeymiş. Hatta buradan çıkartılan pek çok eser İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de sergileniyor. Kara Kilise ise bölgedeki en eski yapılardan biri, Latinaçı şeklinde yapılmış. 6. yüzyılda hamam olarak kullanılmış, 8. ve 9. yüzyılda ise burası kilise olarak kullanılmış. Burayla ilgili birkaç söylenti de var. Bunlardan belki de en çok bilineni altında tüneller olduğu ve o tünelleri savaştan kaçmak için kullandıkları ve dağların arkasına kadar o tünellerin uzandığı söyleniyor. Öyle bir rivayet var ama o tüneller hiçbir zaman bulunamadı. Yine de çok ilginç. Evlerin arasında çok çok eskilerden kalma bir yapı. Gerçekten ilginç. Yalova denince tabii ki burada süs bitkileri, saksılı süs bitkileri ve orkide çok önemli bir yer tutuyor. Ve Türkiye'de pek çok yere buradan bu bitkiler gönderiliyor. Turan Tuğtekin yanımızda. Hem genel olarak bütün bu süs bitkilerini konuşacağız hem de sizin özelinizde orkideyi konuşacağız. Evet. Öncelikle ne kadar bir alan var burada seracılık yapılan ve bitki yetiştirilen? 1540 dönüm arazi üzerinde 870 dönümde şu anda üretim yapılmakta. Gördüğünüz bu tesis 40 bin metrekareye cam bir sera ve yılda 1,5 milyon adet orkide üretebilen bir tesis. Evet. Şu an burada baktığın zaman 100 bin orkide var mı? Şu an bu sadece şu bölümde gördüğünüz bölüm 175 bin orkide var. 40 bin metrekare alan içindeki bitki sayımız 3 milyon üzerinde. 3 milyon? Evet. Çok önemli. Biz buraya gelmeden biraz araştırdık. Aslında Türkiye'nin bütün bir süs bitkisi ihtiyacı neredeyse Yalova'dan karşılanıyor gibi. Genel olarak bir yüzde verirsek. Şöyle söyleyeyim, yani saksılı süs bitkileri konusunda ve peyzaj bitkileri konusunda yaklaşık Türkiye'nin %50 ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz. Evet, büyük bölümü de İstanbul'da herhalde buradan. Tabii, gidiyor. Yani İstanbul'da en büyük pazar, İstanbul, Ankara, İzmir, büyükşehirler. Yani Türkiye'nin genelinde her tarafına dağıtılıyor. Peki orkideye gelecek olursak, sizin esas işiniz orkide. Evet. Ve belki de ev hanımların en çok şu an beğendiği süs bitkisi orkide. Evet. Biraz narin. Yetiştirmesi çok kolay değil. Tabii, yani yaklaşık 3 yılda bu hale geliyor bu bitki. Yani laboratuvar süresindeki fide sürecinden bu hale gelişine kadar 3 yıllık bir süreç geçiyor. Yani çok meşakkatli bir üretim, zor bir üretim. O yüzden değerli bir bitki.
Yalova'da İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ndeyiz. Hem müzeyle ilgili bilgileri alacağız hem de kağıdın nasıl yapıldığını burada birebir göstereceğiz. Fatih Karadavut yanımızda. O bize bu bilgiyi verecek. Öncelikle teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz biz de tekrardan. Hoş bulduk. Şu an elimde duran bir dut. Dut ağacıdır. Dut ağacının dalı. Evet. Bundan mı yapıyoruz kağıt? Dut ağacının dalından yapıyoruz. Dut ağacının özellikleri kağıt yapımına daha uygun olduğu için dut ağacını tercih ediyoruz. Peki işlemleri bir yandan size anlatın, ben de bir yandan yapmaya başlayayım. Tamam. İlk önce dut ağacının dalları, budanmış olanları toplanıyor. Evet, bunlar yani. Evet, ortalama elinizdeki boyutlarda yaklaşık 20 santim, 30 santim evet. boyutlarda kazanlarda kaynatıyoruz. Yaklaşık bir gün boyunca yine kaynıyor. Kaynadıktan sonra üzerinde kabuklar yumuşuyor ve rahatlıkla soyulur bir hale geliyor. Kabuklarını soyuyoruz bu şekilde. Evet. Kabuğunu soyduktan sonra dışında gördüğünüz kahverengi dış kabukları. Onları alıyoruz. Onları da soyuyoruz. Buraya atıyoruz. Onların, hayır, dış kabuklarını soyduktan sonra lifli kısımları. Lifli iç kısımları, kabuklarını, iç kabuklarını atıyoruz. İç kabuklarını atıyoruz dibeklerin içine. Hemen dibeğimizde dövmeye başlıyoruz. Uzun süre dövdük. Artık o liflerimiz bakın böyle hamur haline geldi. Hamur haline geliyor, evet. Kağıt hamuru. Kağıt hamuru oldu artık bu şekilde. Sonra. Hamurunu elde ettikten sonra hamuru hemen bu teknemizin içinde olan normal bildiğimiz su. Suyun içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi önemli değil mi? Evet. Karıştırdık. Şimdi kağıdı çıkaracağız şimdi oradan. Hamuru bir dağıttık önce. Şimdi o hamuru bir arada toplayacağız ve kağıdı elde edeceğiz. Nasıl toplayacağız hamuru? Hemen bu elek sayesinde. Bu elekle. Evet, eleğimizi suyun içine daldırıyoruz. Evet, bir süre bekliyoruz. Bekliyoruz, suyu süzülüyor. Sonra onu buraya eleği, mı alalım? Evet, hamuru, eleği buraya alacağız. Buraya alalım. Üzerindeki kalıbı önce bırakalım. Eleği ters çevireceğiz beze. Ters çevirdik. Evet. Tamam. Şimdi bastırıyoruz. Süngerle suyunu tekrar alıyoruz. Tamam. Evet. Tamamdır. Şimdi kaldırabiliriz. Kaldırıyoruz. Hala ıslak halde bu. Evet. Kurumaya. Evet. Kuruduğu zaman da işte görüyorsunuz. Çıkartabilir miyim bunu? Tabii. Çıkartıyoruz. Çekip alabilirsiniz. Ve işte kağıt. Kağıt böyle yapılıyor. Evet. Biraz da müzeyi anlatır mısınız bize? Tabii. Müzemiz İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi. Türkiye'deki ilk kağıt müzesi olma özelliğini taşıyor. İbrahim Müteferrika bilindiği gibi matbaacımız, ilk Osmanlı'da matbaacımız. Yalova'da bir büyük kağıthane açıyor, kağıt fabrikası. 1745 yılında kendi kağıdımızı üretmeye başlıyoruz. Yalova'da deprem anıtındayız. 17 Ağustos 1999 saat 3.02 7.4 büyüklüğündeki depremle burası sarsıldı. Ve ne yazık ki 2504 vatandaşımız burada hayatını kaybetti. İşte bu anıt burada hayatını kaybedenler için yaptırıldı. Şu an yürüdüğüm yol fay hattını temsil ediyor. Kenardaki gördüğünüz bloklar depremde hayatını kaybedenlerin kabri olarak belki de nitelendirebiliriz. Burası aslında depremden sonra çıkarılan molozların üzerinde denizin doldurulmasıyla yapılan bir alan. Ve burası yapılırken, bu anıt yapılırken pek çok şey düşünülmüş. Normalde şu gördüğünüz sütunun üstünden su akıyor. O da belki de depremde hayatını kaybedenler için akıtılan gözyaşlarını temsil ediyor. Dediğim gibi fay hattı ve burada hayatını kaybedenlerin tek tek isimleri yazıyor. İnsan buraya geldiği zaman o günleri adeta tekrar yaşıyor. Bu civarda olanlar, Yalova'da, İstanbul'da olanlar fazlasıyla o acıyı hissettiler. Onların unutulmamasını, seslerini duyurmalarını, belki de her yıl burada anma törenleriyle onları bir kez daha anmamızı sağlayan da bu anıt olmuş.
Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'la birlikteyiz. Yalova'yı, Yalova Spor'u onunla birlikte konuşacağız. Öncelikle Yalova'yla başlayalım. Biraz coğrafi konumundan, tarihsel özelliklerinden bahsedebilir misiniz başkanım? Yalova'mız yüz ölçümü olarak aslında Türkiye'nin en küçük ili. Fakat İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi 3 metropolün ortasında olduğu için lokasyon olarak çok önem arz eden bir il. Yüz ölçümü küçük il diyorum ama Marmara Denizi'ne de 123 kilometre sahili olan bir il. Dolayısıyla Yalova'nın bu 3 büyük lokasyonun ortasında olması da vatandaşlarımızın geliş geçiş açısından 270 bin olan nüfusumuzu yazın 1 milyonlara çıkartıyor. Yazlık bir turizme de sahip olduğu için Yalova'mız Türkiye'nin en çok yeşili olan, en çok denizi olan, suyu, havası en güzel illerinden bir tanesi. Roma'dan kalma hamamları da var. Hersek'te tarihi 1000 yılın üzerinde camimiz de var. Peki Yalova aslında Atatürk'ün de en sevdiği şehirlerden biri belki de. Kesinlikle Atatürk'ün Yalova'mızda 3 köşkü var. Evet. Birisi yürüyen köşk, yanındayız. Birisi termalde kendi Atatürk Köşkü, evet. Atamız. Yalova'mız benim kentim diyerek Yalova'mızı onore etmiştir. Spora gelelim. Şu an yeni yapılan bir yürüyüş yolunun üzerindeyiz zaten. Yalova'da spor için ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Şimdi Yalova'mız dedim ya 123 kilometre sahili olan, evet. Ve dümdüz bir ova. Onun için biz de Yalova'mızın bu güzel sahiline 34 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Bu vatandaşlarımızdan çok gördüğünüz gibi beğeni topluyor ve tercih ediliyor. Gelelim profesyonel sporlara. Evet. Tabii herkesin tutkusu futbol ama önce şundan bahsedeyim. Yalova'nın Süper Lig'de oynayan bir basketbol takımı var. Doğru. Yalova'da Semt 77 basketbol takımımız ilk defa bu sene çıktı Süper Lig'e takımımız. Biz inanıyoruz ki kalıcı olarak Süper Lig'de her zaman var olacak. Futbol biraz Yalova'da yıllardır aslında kanayan bir yara gibi. Herkes daha üst liglerde görmek istiyor Yalova Spor'u. Doğru. Halk futbolu seviyor. Doğru. Ama şu an bölgesel amatörde. Neler yapılmalı ve bugüne kadar Yalova Spor'la ilgili ne yapıldı? Şimdi Yalova'mız öncelikle Bal Ligi'nde. Yalova'yı profesyonel lige taşıyacağız. Yani bunu bütün Yalova canı gönülden istiyor. Çok iyi transferleri var. Biz kendilerine güveniyoruz. Eminim ki 3. lige çıkacaklar. 3. lige çıktıktan sonra da Yalova Spor'un önü açık diye düşünüyorum. Hayalinizde neresi var Yalova Spor için? Hayalimde tabii ki birincilik var. Birinciliğe kadar tabii çıkıyor. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'la Yalova Spor'un oynayacağı, maç yapacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Yalova'ya geldiğimizde ne yenir dediğimizde aslında yenecek pek çok şey var Yalova'da ama herkesin söylediği bir lezzet vardı ki o da patates ekmek. Yani bildiğiniz ekmek arası patates. Nasıl bu kadar meşhur oldu? Buradan çıkıp Türkiye'ye nasıl yayıldı? Tüm bunları öğreneceğiz İsmail Aydın'dan. Patates ekmek ilk nerede yapmaya başladınız Yalova'da ve ondan sonra bunun hikayesi nedir? Şimdi biz Yalova'da 1988 yılında 10 metrekare bir yer kiralayıp sırf Arap turistlere kutuda patatesi yapıyorduk. Sonra sezon bittikten sonra bir büfe aldık. Büfede biz normal hamburger, cheeseburger, köfte, sosisli sandviç, tost, arnavut ciğeri derken biz her şeyin yanına bu kendi imalatımız olan patatesi meze olarak koyuyoruz. Yalnız gençler, talebeler o zaman da işte daha ekonomi olduğu için bizden mesela köfte istemedi, sosis istemedi. Ben dedi sadece patates istiyorum abi, olur mu? Olur. Buna bir fiyat koyduk. Yani bir köfte neyse 10 liraysa ona 5 lira dedik. Derken bu gençler arasında böyle bir yaygınlaştı. Peki yani öğrenciler bunu istedi ama ekmek arası patatesi bu kadar tutacağını siz önceden tabii hesaplayamadınız. Biz tabii bunu biz de bir öyle tahmin etmemiştik ama bunun ekmeği, sandviçi de özeldir. Mesela sütlü ekmek diyoruz buna. Yağ ve şekeri vardır. Evet. Normal bir ekmek değil. Futbol ve burada Yalova Spor var. Yalova Spor'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Daha üst liglerde
görmek ister misiniz profesyonel liglerde? Tabii ki ikinci ligde, birinci ligde, süper ligde görmek Yalova'nın geleceği için büyük bir rant yapar. Ama burada yeniden bir at yapı veyahut da büyük bir firmalara girmesi lazım. Gelip bu Yalova Spor'a sahip çıkması lazım. Ha bizim ne olur? Biz esnaf olarak destekçi oluruz. Yalova pek çok doğal güzelliği içinde barındıran bir şehir. Biz şu an Dipsiz Göl'deyiz. Dipsiz Göl'e gelene kadar da yine çok güzel bir doğadan geçtik, buraya geldik. Sertaç Tokay yanımızda. Bize hem Dipsiz Göl'ü hem de bu Yalova'nın, Yeşil Yalova'nın diğer güzel bölgelerini anlatacak. Buraya gelene kadar aslında uzun bir yol var ve bir trekking yolu galiba. Doğrudur. Yalova coğrafi yapısı itibariyle tüm ilçelerinin denize kıyısı olan bir şehir. Yalova bu özelliğiyle ayrıca %59'u orman olan bir kent. Yeşille mavinin buluştuğu ülkemizdeki ender kentlerden bir tanesi. Bunu biz avantaja çevirerek burada bir yeşil mavi yol oluşturuldu valilik kanalıyla. Bu yol üzerinden trekking yaparak yukarıda Erikli Yaylası var. Erikli Yaylası'na kadar ulaşabiliyorsunuz. Peki Dipsiz Göl çok güzel. Neden Dipsiz Göl? Sanıyorum bir krater gölü. Krater gölü olduğu için. Ve iki tane aslında. Bir de bunun küçük Dipsiz Gölü var. Büyük Göl ve Dipsiz Göl. Büyük Göl, Küçük Göl diye adlandırılmış durumda. Krater oluşmuş. Derinliği bilinmiyor. Halk da Dipsiz Göl demiş onun için. Aynen. Adı da bu şekilde geçiyor. Tabii siz o trekkingi yapıp buraya bu doğal güzelliğe geldiğiniz zaman burada kamp da yapabiliyorsunuz ki biz etrafta gördük kamp yapanları. Doğrudur. Kamp çadırları var. Burada yaylada aynı şekilde kamp çadırları var. Muhteşem. Yani burada doğanın her rengi var. Geldiğiniz zaman muhteşem bir doğa sizi karşılıyor. Hemen küçük bir uyarıyla bitirelim bu bölümü. Dipsiz Göl'de yüzülmüyor. Sakın yüzmeyi denemeyin. Şimdi Erikli Şelalesi'ndeyiz. Buraya gelene kadar gerçekten çok uzun bir yoldan geçtik ama geldiğimize değdi. Muhteşem bir doğa var. Aslında biz biraz betonun içerisinde yaşıyoruz. Ve betondan sonra böyle doğaya geldiğimiz zaman adeta kendimizi cennete gelmiş gibi hissediyoruz. İşte Erikli Şelalesi de öyle bir cennet köşesi aslında. Yalova'da çok önemli trekking yolları var. İstanbullular bunu zaten çok iyi biliyor. Spor yapmayı sevenler hafta sonunu burada geçiriyorlar. Biz de kısa bir trekking yaptık buraya gelene kadar ve Erikli Şelalesi'ne ulaştık. Şu akan suya baktığınız zaman, şurada bir yarım saat oturduğunuz zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor aslında. İki şelaleden oluşuyor. Bir büyük şelale, devamında ikinci bir şelale daha var. Ve muhteşem bir doğa var burada. İnanın biraz yorulacaksınız buraya çıkana kadar ama buraya geldiğinizde değdi diyeceksiniz. Ben öyle dedim. Yoruldum ama geldiğime de değdi.
Yalova'da Termal'de Atatürk Köşkü'ndeyiz. Atatürk'ün Yalova'daki en önemli köşklerinden biri aslında. 1929 yılında yapılmış burası ve 1930 yılında Milli Saraylara devredilmiş. Buradaki eşyaların, mobilyaların tamamı Dolmabahçe Sarayı'ndan buraya getirilmiş ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aslında burada kalmayı çok seviyormuş. Öyle ki pek çok önemli kararı da bu köşkün içinde almış. O dönemki devrimler ve o dönem alınan kararların pek çoğu bu köşkte alınmış. İlk olarak da burada İran Şahı Rıza Pehlevi'yi konuk etmiş. Ondan sonra pek çok devlet adamını, pek çok cumhurbaşkanını yine bu köşkte ağırlamış. Ta ki 1980 yılına kadar burası aslında Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmış. Burada müthiş bir doğa var. Gerçekten çok güzel bir bahçe var. Yalova dediğimiz gibi Atatürk'ün en sevdiği kentlerin başında geliyor. Ve bu köşkte de çok uzun süre kalmış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Yalova deyince ilk akla gelenlerden biri de tabii ki termal. Yalova termal çok uzun yıllardır hizmet veren, herkesin tercih ettiği noktalardan biri. Ümit Gürbüzoğlu var yanımızda, işletme müdür yardımcısı. Ve Yalova termal ile ilgili bilgileri ondan alacağız. Uzun yıllardır bilinen bir yer aslında burası. Evet. Ama tarihçesi nereye kadar gidiyor? Burası M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan bir tarihi var. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir tarihi mekan. 3600 hektar alan üzerine kurulmuş. Şu anda Sağlık Bakanlığı olarak işletilmekte. Arkamızda gördüğünüz kurşunlu hamam tarihi Roma yapısıdır. Arkada, en arkada Valide Hamamımız var. Bunlar yine Osmanlı dönemlerinde Abdülmecit ve 2. Abdülhamit zamanlarında tekrar inşa edilerek halkın kullanımına açılmış olan iki Roma hamamı. Anladım. Yani Roma'da tabii hamam kültürü çok önemli. Ama ondan sonraki yıllarda, Cumhuriyet yıllarında da burası hep özellikle İstanbulluların, çevreden gelenlerin tercih ettiği bir nokta olmuş. Şu anda nasıl? Gelenlere baktığınız zaman ilgi nasıl? İlgi çok güzel. Özellikle Rusya'dan misafirlerimiz çok yoğunlukla burayı tercih ediyorlar. Yerli misafirlerimiz de tabii ki. Tam burası Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin orta merkezi olduğu için çok yakın. Günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Konaklama olarak gelen misafirlerimiz de oluyor. Evet, girişte de bir madalya gördük. Biz onun hikayesi nedir? Evet, 1911 yılında Roma'da düzenlenen termal sularla ilgili kaplıcalar yarışmasında suları en şifalı kaplıca suyuna ait bir madalya o, birincilik madalyası. Yalova'da, Altınova'da, Hersek Lagünü'ndeyiz. Burası doğa gözlem ve kuş gözlem evi. Bir kulenin üzerinden muhteşem bir manzaraya bakıyoruz. Bu lagün aslında pek çok türe ev sahipliği yapıyor burada. Ve yılın farklı dönemlerinde farklı kuşlar buraya gelip burada konaklıyorlar. Flamingolar bu mevsimde dikkati çekiyor ama dediğim gibi çok farklı türler buraya geliyor. Aslına baktığınız zaman Yalova zaten Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden biri. Yalova'nın yüz ölçümünün %57'si ormanlardan oluşuyor ve bu lagün de yine şehrin en önemli nefes alınacak noktalarından biri aslında. Buraya gelip hem kuşları gözleyebiliyorsunuz hem de doğanın, tabiatın, ormanların keyfini çıkartabiliyorsunuz.
Yalova Spor Teknik Direktörü İbrahim Baş'la birlikteyiz. Yalova Spor'un hedeflerini ve ne durumda olduğunu onunla konuşacağız. Öncelikle başarılar dileyelim bu sezon size. Sonrasında da kısa ve uzun vadede hedefler nedir takımın? Önceki yıllarda çok ciddi anlamda profesyonelliklerde yer almış. Fakat değişik sebeplerden dolayı profesyonelliği kıl payı kaçırdıkları, profesyonellikten çok uzak oldukları yıllar olmuş. Geçen sene de talihsiz bir sonuçla ligden düştüler. Bu sene tekrar Allah'ın izniyle inşallah hep beraber tekrar profesyonelliklere Yalova'yı kazandırırsak hepimiz mutlu hissedeceğiz. O yüzden buradayız, o amaçla buradayız. Yani Yalova'daki potansiyeli profesyonel bir kurumsal yapıya ulaşmış bir takım hüviyetine getirmek birinci görevimiz. Peki Yalova bir futbol şehri midir? Yani burada halkın futbola ilgisi nasıl? Kesinlikle. Yani tarihinde ciddi profesyonel oyuncular yetiştirmiş, spor adamları yetiştirmiş, gerçekten ciddi yöneticiler yetiştirmiş, potansiyel olan bir il. Ama maalesef Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un gölgesinde kalmış bir il. Ama bunu su yüzüne çıkarabilecek gerçekten bir kurumsal yapıyı oluşturmak gerekiyor. Yani profesyonellik biliyorsunuz bir takım projelerin ürünü olması gerekiyor. O projelere ciddi anlamda bir uygulama şansı bulabilirsek, o ortamı yakalama şansı bulursak, önceki yıllarda yaptığı hataları yapmama üzerine ciddi anlamda bir plan program yaparsak, Yalova gerçekten bu bahsettiğim 3 tane büyük şehrin arasında kendini ifade edebilecek, kendini bulmuş bir şehir olacak yani. Peki en son hayalde neresi var Yalova için sizce? Bence en kötü ikincilik olmalı. En kötü ikincilik olmalı çünkü çok ciddi anlamda üst liglere gözünü dikerse bu sefer bahsettiğim planlama ve projeyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü üreten bir takım olmazsa Yalova, yani altyapısıyla, bütün U takımlarıyla, kendi kaynaklarından çıkabilecek oyuncu grubunu oluşturamazsa bahsettiğim ölçülerde profesyonelliği uzun süre geçmişte olduğu gibi götüremezler. O yüzden uzun süre profesyonel liglerde kalmayı planlıyorsa altyapısıyla birlikte ciddi projeler üretmesi gerekiyor. Futbol şehri olan Yalova Spor güzel bir geçmişe sahip futbol olarak. Şu anda istediği konumda olmayabilir fakat bunu hem taraftarı hem şehirde futbolu seven insanlar sayesinde her zaman hedefi şampiyonluk olmuştur. İnşallah bu sene de şampiyon olup yukarılara çıkmaya çalışacağız Yalova Spor olarak. Taraftarlar futbolu çok seviyor bu şehirde. Yani amatöre düşse de, ikincilikte olsa da fark etmiyor kategori. Her zaman destekliyorlar. Maç günleri işte burada sahilde bir alan oluyor. Orada toplanıyorlar güzelce. Bestelerle, şarkılarla maçlarımıza gelip bizi destekliyorlar. Yıllardan beri profesyonelliklerdedir. Çok da futbolcu yetiştirmiştir. Bu konuda tam anlamıyla futbol şehri diyebiliriz. Taraftarlar çok heyecanlı. Genelde her maça geliyorlar. Tribünler zaten hep dolu oluyor. Futbolu çok seviyorlar yani. Yani hayallerde Yalova'nın her zaman bir hedefi olmuştur. Yalova Spor'un. Taraftar da bunu hep istemiştir. Yani ilk buradan profesyonel lige, sonra bunu üstüne koyup devam ettirmektir yani. Bu küçük şehrin Süper Lig'de görmek isteriz. Futbolun şehirlerinde bu hafta Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük şehri olan Yalova'daydık. Belki yüz ölçümü en küçük şehir ama yüreği en büyük şehir diyebiliriz. Çünkü burada inanılmaz bir Atatürk sevgisi var. Atatürk'ün benim kentim dediği Yalova ve Yalovalılar da Atatürk'e sahip çıkarak bugüne kadar onun bıraktıklarını yaşatmayı bilmişler. Bunlar bizi çok etkiledi. Özellikle yürüyen köşk, gelip ziyaret ettiğiniz zaman duygulanmamanız mümkün değil. Dop dolu bir Yalova bölümü oldu. Yalova'daki doğal güzellikleri ekranlarınıza taşıdık. Yalova Spor ne durumda, neler yapıyorlar, onları ekranlarınıza getirdik ve artık programın da sonuna geldik. Ama benim size tavsiyem, yolunuz düşerse gelin Yalova'yı gezin. Bizse futbolun şehirlerinde bakalım önümüzdeki hafta Türkiye'nin neresinde olacağız. Hoşçakalın.